Sevgili arkadaşlar videoya geçmeden önce e, sizlerden bir isteğim olacak. Bu videoya elinizden geldiğince beğeni ve yorum atabilirsiniz. çok sevinirim. Çünkü beğeni ve yorum attıkça benim videolarım önerilenlere çıkıyor. Yani e, ana sayfaya düşüyor. YouTube'un ana sayfasına düşüyor ve daha fazla izleniyor. Beğeni ve yorum ne kadar yüksek olursa, paylaşım ne kadar yüksek olursa videolarımda o kadar önerilenlere düşüyor. E, benim için bunu yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun dışında bir de abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok çok sevinirim. İsterseniz videomuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Muhammed. Bugün sizlere Android One cihazlarda e, çoklu uygulamalar çoklu e, pencereyi nasıl aktif edebileceğimizi göstereceğim. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Elimde bulunan cihaz Xiaomi Mi A2 Lite. Bu cihaz Android One bir cihaz ve e, GM9 Pro'dur, GM8'dir. Tüm telefonların görünümü vesaire bununla birebir aynı. E, şu sekmeleri kapatayım. Yani bu telefonda olan şey, onda da oluyor. Ee, bu telefonu özgü bir video çekmiyorum. Yani Mi A2 da olacak bu e, çoklu uygulamalar. Başka bir Android One cihazda da kullanabileceksiniz. Eğer Android 9.0 sürümü güncellediyseniz Tabii ki. Bu e, parantez içine alayım bunu. Android 9.0 sürümü güncellemediyseniz e, bu şekilde olmayacaktır. E, bu Android 9.0 tüm e, cihazlarda, tüm Android One cihazlarda kullanılabilir. Ee, arkadaşlar hemen nasıl kullanacağını nasıl yap, yap, yapabileceğimizi sizlere göstereyim isterseniz fazla uzatmadan bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum gereksiz yere ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar Çoklu pencereyi bir kere uygulamanın desteklemesi lazım. Örnek veriyorum Instagram, çoklu pencereyi desteklemiyor. Yani yere ekrana gelmeyi desteklemiyor. Bu yüzden Instagram'da çoklu pencereyi kullanamıyorsunuz. E, bu tüm Android cihazlarda geçerli. Çünkü bu yazılımsal Android ile alakalı bir durum değil, sürümle alakalı bir durum değil. E, Instagram'ın kendisiyle alakalı bir durum desteklemiyor. E, ancak destekleyen de tabii birçok diğer şey var. Fotoğraflar, WhatsApp, YouTube Studio vesaire vesaire çoğu destekliyor zaten. Ee, öncelikle arkadaşlar sizlere ben normal bir sürümü göstereyim isterseniz. Ee, güvenlik yaması düzeyimiz 5 Watt 2019 ait. Android sürümümüz de Android 9.0 arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, hemen şöyle bir gelelim. Arkadaşlar Facebook açıyorum. Facebook çoklu pencereyi destekliyor. Geri geliyorum. Çoklu pencereyi destekleyen başka bir şeyi buradan tekrardan açayım. Discord'da destekliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bir açılsın. A bağlantısı kontrol ediliyor. Wi-Fi'yi bir açayım. Evet. O arada bir de Sertan'ın videosunu okuyalım. Yani günde gördüğünüz gibi bana bu şekilde yaklaşık bir 50 tane yorum geliyor. Artık yani sıkıldım. Siz de canlı canlı gördünüz zaten. Bir dakika önce. Sen tam bir salaksın yazmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Günde 50 kişiyle böyle uğraşıyorum. Ee, her neyse devam edelim. Ee, burada son uygulama tuşumuza tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi uygulamalar sıralanıyor. Evet. YouTube siteyi kapatayım arkadaşlar burada şu logon üzerine tıklıyoruz yani şu şekilde bakın ee Mesela Discord logosu ya da Facebook logosu bakın üstte logo çıkıyor Buraya değil bakın onun altını çizeyim buraya değil yani Arkadaşlar şuradaki logonun üstüne tıklıyorsunuz logonun üstüne tıklayınca zaten eğer destekliyorsa bölünmüş ekran diye bir seçenek çıkıyor Eğer desteklemiyorsa örnek Instagram'da göstereyim hemen Bakın Instagram desteklemediği için Şöyle basmama rağmen uygulama bilgileri dışında bir şey çıkmıyor yani desteklemiyor Kapatalım. Arkadaşlar tekrardan aynı yere geliyorum. Basılı tutuyorum ve bölünmüş ekranı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bölünmüş ekran aktif oldu. Ardından diğer açmak istediğim uygulamayı buradan açıyorum. Ee, gördüğünüz gibi bir yandan Discord, bir yandan da Facebook açıldı. Ee, ancak Discord ha. Ee, gördüğünüz üzere buradan boyutu ayarlayabiliyorsunuz. Şu ortadaki çizgi üzerinden İstediğinizin boyutunu büyütebilirsiniz. Ben mesela Facebook büyüteyim. Ee, hem burada mesela pardon, hem burada mesela bir şeyler yazarken buraya hem de burada Facebook'ta mesela gezinebiliyorsunuz ne bileyim. Bu şekilde e, gezebiliyorsunuz. iki uygulamayı bu şekilde çok güzel, rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Kapatmak için de arkadaşlar şu şekilde orta çizgiden tutup aşağı doğru sürüklediğinizde kapanıyor. E, aynı e, aktif şekilde yani bu şekilde tekrardan aktif edebilirsiniz. Size kalmış. Tekrar seçiyorum. Bu şekilde. E, umarım videomu beğenirsiniz sizler için. Sağlıklı olmuştur. Çünkü e, bu konuyu çok merak eden var. Android One cihazlarda bölünmüş ekran nasıl aktif edileceğini çok merak edenler var. Ben de geldiğince kısa bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videom sizler için sağlıklı, yararlı bir video olmuştur. Ee, elimden geldiğince kısa bir şekilde hani kısa tutmaya çalıştım. Detaylı bir şekilde anlattım. Ee, elimde bulunan cihaz tekrardan söylüyorum. Xiaomi şey Mi A2 Lite. Bu da Android One bir cihaz. Hepinizi çok çok seviyorum. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.